Cepte yılan veya domuz derisinden cüzdan yahut fil dişi tarak varken namaz kılmak caiz midir? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Üç şeyden bahsediyor. İkisi deri, bir tanesi kemik. Evet. Deriler içinde domuz derisinden bahsedildi, hı hı, ki bunu net bir şekilde ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ricz olarak nitelendirildiğinden, yani neces olarak, pislik olarak nitelendirildiğinden domuzun hiçbir eczasından istifade etmek bir zaruret söz konusu değilse caiz değildir. Hatta bu bağlamda kitaplarımızda denir ki hangi deri ki tabaklanacak olsa, ki bu konu aslında hadis-i şeriftir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli şerifidir. Fukaha bunu kural olarak da kitaplarına koymuştur. Hangi deri tabaklanacak olsa o deri temiz olur. Hmm. Ne derisi olursa olsun, ama buradan istisna edilir. İstisna edilen şey nedir? İki şey. Bir, domuz derisi. Necisül ayin olduğu için, hmm, yani bizatihi kendisi ris olduğu için, bir de insan derisi. Ama insan derisinin istisna edilmesi temiz olmadığından dolayı değil, keremli olduğundan, hmm, dolayı, mükerrem olduğundan dolayı kullanılmasının caiz olmamasıyla alakalıdır. Evet. Çünkü insanın bütün eczası mükerremdir. Dolayısıyla bezledilecek, insanlar katında kullanılacak böyle bir şey zaruret söz konusu değilse caiz değil. O yüzden istisnayı bu şekilde kurgularlar. Bu sebepten dolayı domuz derisi ister tabaklanmış olsun, ister üzerinde bir takım kimyasal işlemler yapılmış olsun fark etmez. Bilumum mutlak manada necis olacağı için kullanılması caiz olmadığı gibi, yani ondan fayda temin etmek, ondan işte bir fayda istimal eylemek caiz olmadığı gibi, onun vücudunda veya üzerinde taşıyan bir kimsenin onunla namaz kılması da hamülün necis olacağı için, yani pisliği taşıyacağı için namazın sıhhatine engel olacaktır. Peki bunun haricinde iki mesele daha var. Birincisi yılan derisi, bir de işte fil dişinden bahsediyor. Yılan derisini ele alacak olursak, ki özellikle onu sual etmesinde muhtemel kitaplarımızda, özellikle ihmal eserlerimizde bu konu işlenirken, yani tabaklanmak suretiyle deri temiz olur ifadesi kullanılırken, yılan derisi de bazen istisna edilebiliyor. Ama yılan derisinin istisna edilebilmesi kaynaklarımıza baktığımız zaman tabaklanmayı kabul etmemesinden kaynaklı. Yani o dönem itibariyle yılanın derisi ince olması hasebiyle tabaklandığında, ki tabaklanmanın iki yolu vardır. Bir, üzerine bir takım şeylerin ilave edilmesiyle oluşan, ki özellikle kimyasallarla, veyahut da klasik usul, buna hükmi tabaklama deniyor. İşte tuz atarsın, güneşte kurutursun veya toprağa serersin, gerdirirsin, zaman geçer, o rutubeti gider ve böylece tabaklanır. Hmm. Ama yılan derisi ince olduğundan dolayı bu tabaklanmaya gelmiyor ve yırtılıp yıpranıyor gidiyor. Evet. Yani eriyor. Dolayısıyla tabaklanamayacağından dolayı yılan derisi istisna ediliyor. Hmm. Ama günümüzde olduğu gibi bir takım kimyasallarla deriye zarar vermeden tabaklama imkanı mümkünse, ki mümkün, görüyoruz. Veya yılanların işte bazılarının kalın derisi olması, bir de yılan gömleği değil de derisinden daha fazla bahsediliyor. O zaman bu mümkün ise, gerçekten tabaklandı olarak görebiliyorsak, yani çürümüyorsa bir kenarda bıraktığımız zaman, bu da temiz olacaktır ve bunun kullanılmasında da fıken herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Evet. Yani şunu net bir şekilde altını çizmek isterim. Belki bizi dinleyen kardeşlerimizin içinde fıkıhla iştigal eden kardeşlerimiz, büyüklerimiz olabilir. Kitaplarımızda işte yılan derisinin de tabaklanamayacağından bahsederken bu hoca nereden bunu çıkarttı diyebilirler. Onun işte şerhlerine baktığımız zaman o ibarelerin hep gerekçe olarak pis olması veya başka bir nedenden dolayı değil, tabaklanmayı kabul etmeyeceğinden dolayı. Yani tabaklanma esnasında süresince o eriyecek, zedelenecek, yok olacak. Dolayısıyla fil vaki tabaklanmış bir deri bulma imkanımız olmayacak. Evet. Ama eğer olabiliyorsa günümüzdeki işte dediğimiz gibi bu konudaki teknoloji buna imkan tanıyorsa, ki tanıyor, bunu biliyoruz. O zaman bunun kullanılmasında da herhangi bir mahsur lazım gelmez. İşte yılan derisi, timsah derisi özellikle daha kalın, evet, olduğu için çok bunun kullanıldıkları şey. Ha tabii ahlaki midir değil midir, o bir bahsi diğer.
var. Yani hayvanların bunlardan menfaatlenmek gerçekten bir ihtiyaca binaen olsun ama yani tamamıyla bir gösterişe tahallük eden, hiçbir fayda temin edilmediği halde sadece ha bak ben şunun derisini kullanıyorum, ben bunun derisini kullanıyorum şeklinde olursa bu ahlaki açısından uygun değil. Çünkü o türlü hayvanların tüketilmesine, o türlü hayvanların işte sırf derilerinden sebep öldürülmesine sebebiyet verebiliyor. Ama yok, normal şartlarda yani hukuksal anlamda baktığımız zaman tabaklandıktan sonra kullanılmasının herhangi bir mani yok. Çünkü ellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'a ayeti kerimesi. Yani yeryüzünde ne varsa hepsi insana hizmet için yaratılmış. Hı hı. Dolayısıyla buradan bir fayda temin edilebiliyorsa ki hayvanlardaki fayda Kur'an-ı Kerim'de beyan edilirken işte soğuk veya sıcağı def etmek üzere şeklinde ifadeler var. Yani ondan elbise yapmak veyahut işte alt döşeği yapmak vesaire vesaire. Dolayısıyla bu da caiz olabilir. Bunu da cevabını vermiş olduk. Evet. Gelelim fil dişi meselesine yani hı hı. kemik meselesine. Şimdi fili şöyle bir kenara koyacak olursak kemikler mutlak manada temiz kabul edilir. Velev ki eti yenmeyen bir hayvanın kemiği olsa bile. Çünkü kemikte... Domuz yine burada hariç. Onu istisna edeceğim. Evet. Kemikte çünkü bizatihi hayat olmadığı için ölmesi durumunda ölüm ona hulletmeyecek kitaplarımızın ifadesi. Hmm. Tabii hayat olmadığı için ifadesini kullanırken yine günümüz tıp verileriyle kemiğin canlı veya cansız olduğu ispat edilebilir. Bahsettiğimiz mesele bu değil. Bahsettiğimiz mesele mesela bir et parçasını kenara alıp koyduğumuz zaman o çürüp gider. Aynen. Deri çürüyüp gider ama kemik çürümez. Uzun yıllar durabilir. Bu bağlamda onda can olmadığından bahsedilir. Hayat olmadığından bahsedilir. Ama tabii ki onda da kök hücreler vardır. İşte örneğin diş tedavisi için bir dişçiye gidiyorsunuz. Eğer kanal tedavisi yapılmamışsa dişinize yapılacak olan bir muamele hemen size acı verebiliyor. Ama eğer o diş öldürülmüş bir diş olursa yani kanalları alınmış, kökleri öldürülmüşse ona yapılacak olan ameliyat size acı vermiyor. Yani bir ilaç almadan da morfin almadan da o üzerinde işlemler yapılabiliyor. O yüzden kitaplarımızın ifadesi deniyor ki kemikte hayat olmadığı için ölüm de hulletmeyeceğinden dolayı eğer etrafında bir rutubetlik yoksa, bir yaşlılık yoksa mutlak manada temizdir, istimali caizdir. Yine insan kemiği istisna edilmiş. Keremine binen, domuz kemiği de istisna edilmiş necüsül ayın olmasına binen. Peki fil bu konuda nerede kalıyor? Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre fil diğer yırtıcı hayvanlardan farklı değildir. Dolayısıyla nasıl ki yırtıcı hayvanların dişleri veya kemikleri temiz olarak kabul ediliyorsa fil dişi veya fil kemiği daha genel anlamda bu da temizdir. Bunun istimali de caizdir. Ama Hanefi kaynaklarında İmam Muhammed Rahimullah'ın bu konuda farklı bir görüşü olduğu vurgulanıyor. Ve fili domuz gillerden olarak İmam Muhammed Rahimullah değerlendirdiği için yani cüsse olarak işte domuzun biraz daha büyüğü, aynı hortumu yani burnu işte hortum vazifesi yapıyor. Domuzunki daha kısa, onunki biraz daha uzun. Kuyruğun ince olması yani sanki domuzgilerden çiftlik domuzu gibi, yaban domuzu gibi fili de bu şekilde algıladığı için bunu da necisül ayın olarak İmam Muhammed görüyor. Ama bu konuda Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş böyle değildir. Yani temiz olduğuyla hüküm verildiği için ki Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha validemizin kemik dişinden fil dişinden yapılmış tarağının olduğundan bahsediliyor. O yüzden bunu kullanmakta da herhangi bir mahsur lazım gelmez. Veya kişinin cebindeyken onu işte namaz kılması vesaire bunda da herhangi bir fıkhi olarak bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet. O yüzden sualde 3 şeyden bahsediliyor. Domuz derisini kullanmak ve üzerinde bulundurmak caiz değil. Geri kalan yılan derisi tabaklanmışsa caizdir, evet. Kullanılabilir. Ama fil dişi meselesine gelince o konuda da ihtilaf olsa bile tercih edilen görüşlere kullanılmasının ve üzerinde taşınmasının caiz olacağıdır. Evet hocam.